Eşitsizlikler örnek soru 5. Bu videomuzda eşitsizlikler konusuna bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Aşağıda verilen eşitsizliklerin çözüm kümesini bulunuz. A şıkkıyla başlıyoruz. x kare küçük eşit 3x artı 4. Öncelikle bir taraf 0 değil. Hepsini aynı tarafa toplayarak bir tarafı 0 hale getirmeliyiz. İlk iş. 3x ve 4'ü bu tarafa alalım. x kare eksi 3x eksi 4 küçük eşit 0. x kareyi bu tarafa alabilir miydik? Alabilirdik. Fakat x karenin kas sayısını eksi yaptığımızda genellikle çarpanlara ayırma yaparken daha fazla zorlanırız. Bazıları hep işlemleri ters yapar. Kendine dünyayı zor ederek yapar. x karenin kas sayısının hep pozitif tarafta kalacağı şekilde toplayın ki çarpanları ayırken, ayırırken zorlanmayın. Bunu niye böyle yaptığımızı da böylece konuşmuş olalım. Bir tarafı sıfır yaptıktan sonra bakacağımız şey kesirsiz bir eşitsizlikle karşı karşıyayız. Bunu sıfır yapanlarla tabloyu yapacağız. Bunu çarpanlara ayıralım bu ifadeyi ve bunu sıfır yapan x değerlerini belirleyelim. x x eksi 4'e artı 1 x eksi 4 çarpı x artı 1 küçük eşit sıfır bunu sıfır yapan x değeri x eşittir 4. Bunu sıfır yapan x değeri x eşittir eksi 1. Bundan bir adet var bu kökten. O yüzden tek katlı kök. Bundan da bir adet var. Bu da tek katlı kök. Bunlarla tabloyu yapıyoruz. Küçük olan sola eksi 1. Çünkü bu bir sayı doğrusu. Büyük olan sağa 4. Şimdi tek katlı Çift katlı kök olmasından dolayı yuvarlakları koyuyoruz. Tek katlı kök olduğu için birer yuvarlak. Çift katlı kök olunca iki yuvarlak koyuyoruz. Şimdi bu yuvarlakların içini karalayacak mıyız, karalamayacak mıyız? Yukarıya dönüyoruz, eşitsizliğimize bakıyoruz. Burada dahiliyet var. Yani bu ifadeyi sıfır yapan x'lerin çözüm kümesinde yer almasını istiyoruz. Yani burada dahiliyet olunca bunların içlerini karalıyoruz. Şimdi bu taraftan bir sayı seçelim. Kaçı seçelim? 5. 4'ün sağından bir sayı. Bir bölgenin işaretini belirleyip arkasından artı eksi artı gideceğiz. Buradan 5'i seçtim, götürüp yukarı koyuyorum. Çarpanlara ayrılmış halde koyarsak çok daha kolay işaretini belirlemiş oluruz şunun. Ama bir taraf sıfır olmayan halde götürüp koymuyoruz aslında. Bir taraf sıfır olan yerde koyacağız. 5'i buraya koyarsam 5'ten 4 çıktı, pozitif. 5'i buraya koyarsam 5 artı 1'den pozitif pozitif ile pozitif çarparsam pozitif. Yani buradan seçtiğim bir sayı bu ifadeyi pozitif yapıyor. Tek katlı kök olduğu için bu taraf negatif. Tek katlı kök olduğu için bu taraf pozitif. Hep işaret değişerek gider tek katlı köklerde. Şimdi biz nereye arıyoruz? Bu ifadenin sıfıra eşit ve küçük olduğu yerler. Yani bunun negatif olduğu yerleri arıyoruz. Bunu hangi x'ler negatif yapar onu arıyoruz biz. Negatif olan yerleri tarıyoruz. Çözüm kümesini yazacak olursak, eksi 1'den 4'e kadar ikisi de kapalı. Çünkü ikisi de dahiliyet olacak şekilde, içleri dolu. Şimdi geliyoruz B şıkkına. Yine bir tarafımız sıfır değil. İlk iş bu 25'i bu tarafa alıyoruz. x kare eksi 10x eksi 25 Eşi, küçük eşit 0. Berbat yazdık. Şimdi çarpanlara ayırmaya başlayacağız. Bu ifade çarpanlarına ayrılıyor mu? x x ayırsak burayı eksi 5'e artı 5 mümkün değil. Burası artı olsaydı eksi 5 eksi 5 e ayırıp çıkartabildik. Çarpanı ayıramıyoruz. Hemen paniklemiyoruz, soru hatalı da demiyoruz. Çarpanla ayıramadığımız eşitsizlik sorularında derhal delta'ya girişeceğiz. Ayrılıyor. Delta'ya bakıyoruz. Delta b kare eksi 4ac. Eğer ki delta sıfırdan küçük çıkarsa, bu ifade ya hep pozitiftir ya hep negatiftir. Ama delta sıfıra eşit ve daha büyük çıkarsa, delta sıfırdan büyük çıkarsa bunun iki kökünü delta yoluyla bulup öyle tabloyu gerçekleştireceğiz. Canınızı sıkacak bir hocanın sorusu olarak düşünün bunu. Yani delta ile işlem yapmayı genel olarak sevmeyen bir ülke ve insan grubuyuz. Öğrenci grubuyuz diyelim. Şimdi a'mız ne burada bizim? x karenin katsayısı 1. B'miz x'in katsayısı eksi 10. C'miz eksi 25. B kare eksi 10'un karesi 100. Eksi 4 çarpı A 1. C eksi 25. Buradan 100 artı 100'den 200. Delta sıfırdan büyük. Bunun iki tane sıfır yapan reel sayı değeri var. Delta ile kökleri bulacağız. X1 eşittir. Eksi B artı kök delta bölü 2A. X2 ise eksi B eksi kök delta bölü 2A. Başlıyoruz. Eksi B. B'miz eksi 10'du. Bir de biz eksi koyuyoruz önüne. 10. Artı kök delta. Kök 200. Bölü 2A. A'mız birde 2. Kök 200. 100 çarpı 2'dir. Bu 10 kök 2 diye çıkar. Yukarıdakilerin ikisini de 2'ye bölersek. Ya da yukarı 2 parantezini alabilirsiniz. 5 artı 5 kök 2. İkinci kökte her zaman için. Bunun köklü kısmının işaretinin değişmiş halidir. 5 eksi 5 kök 2. Şimdi işaret tablosuna geçiyoruz. Bunların ikisi de tek katlı kök. Çünkü ikinci derece bir denklem var. İki tane kökü çıkacak zaten. İkisi de birbirinden farklı çıktı. İkisinden de birer tane var demektir. Şimdi bunların tek katlı kök olduğunu belirledik. Hangisi daha büyük? Yani burada da rezil işlemler yapmayın. 5'ten bir şey çıkartıyorsak daha küçük tabii ki. 5 eksi 5 kök 2. 5 artı 5 kök 2 de burası. Yuvarlaklarını koyalım tek katlı kök. Peki içleri dolu olacak mı? Dahiliyet var. Yani bunun sıfır olması durumundaki çıkan x'ler de çözüm kümesinde yer alacak. İçlerini tarıyoruz. Şimdi hep sağdan sayı alıp yapıp duruyorduk. Ya şimdi 5 artı 5 kök 2'den daha büyük bir sayı almanız lazım. Ya burada birazcık kafayı çalıştıralım. Gerçi kafayı çalıştırmayalım. Arada 0 var diyecektim ama 5'ten 5 kök 2 hayır. Evet arada 0 var. Kafayı çalıştıralım. 5 eksi 5 kök 2 negatif bir sonuç üretir. 5 artı kök 2, 5 kök 2 de pozitif sonuç üretir. Yani bu aralığın içinde 0 değeri var. 0'ı götürüp burada yerine koyalım x yerine. 0 koyduğumuzda 0 sağ tarafı 0 bırakılmış halde koyuyoruz. 0 buraya 0 koyarsak eksi 0 eksi 25 çıktı sonuç. Yani negatif yapıyor. Bu aralıktan seçtiğimiz bir değer negatif yaptı. Tek katlı kökler olduğu için burası negatifse bu taraf pozitif olmalı. Burası negatifse bu taraf pozitif olmalı. Bu tip durumlarda şunu da kullanabilirsiniz. X karenin kas sayısı pozitif ise pozitifle başlayacağımızın garantisidir bu. İkinci derece denklem olanlarda sayı seçip yapmak yerine canı isteyenler bunu yapabilir ki Türkiye'deki hoca grubunun %99'u x karenin katsayısına bakarak buradaki işareti belirler. Ben yani %1'lik dilimdeyim. Ben sayı seçip koyup belirliyorum. Ne yaptığımı her seferinde bana hatırlatıyor. Daha güzel oluyor. Size de tavsiye ederim. Tabi bizdeki öğrenci grubu tembel olduğu için bir tane sayı alıp niye koyayım ben bu kaç sayısına bak bakarım. Sizin gibi öğrencileri tuzağa düşürecek çok yolumuz var. Sayı seçip koyup doğru işlem yapanı tuzağa düşürmek ise neredeyse imkansızdır. Şimdi neyse biz ne yapıyoruz? Bunun sıfıra eşit ve küçük olduğu yerleri arıyoruz. Yani negatif yerler. Çözüm kümesi. 5 eksi 5 kök 2'den başlıyor. Bu dahil. Virgül 5 artı 5 kök 2'ye kadar. Bu şekilde çarpanla ayrılmayan bir şeyle karşılaştığınızda delta'ya başvuracak cesaretiniz ve kuralları bilip bunları tertemiz uygulayacak bir işlem kabiliyetiniz olması lazım. Bu gelişimleri edinmek lazım ki sorulardan korkmak yerine ya hadi işlem sor işte bunu yapayım bilinciniz oluşabilsin. Şimdi gelelim C şıkkına. Kesirli bir eşitsizlik görüyoruz. Sağ taraf sıfır. Bir tarafın sıfır olma kuralı sağlanmış. Kesirli olduğu için payın ve paydanın ayrı ayrı köklerini bulacağız. Pay kökleri. Payı alıp 0'a eşitleyeceğiz. x eksi 4'ün 2021. üssü çarpı x kare artı 4. Eşittir sıfır. Şu x kare artı 4 konu anlatımında da konuşmuştuk. Bunlar daima pozitif ifadelerdir. x kare artı a kareler. Bunu bir eşitsizliğin içinde gördüğümüzden atalım. Daima pozitif olan ifadelerin eşitsizlik çözümünde hiçbir katkısı yoktur. Eşitsizlikten atılır, hiç yokmuş gibi çözülür. Bunu içinde tutarak da çözüme devam edebilirsiniz. Fark etmez. Buradan herhangi bir kök gelmez. Daima pozitif ifade. Buradan x eşittir 4 kökü geldi. Bundan kaç adet var? Üst 2021 olduğu için bundan 2021 adet var. Ama adedi tek sayı olduğu için bu tek katlı kök olur. paydanın köklerine bakmadan bunu karar vermemem lazım da paydanın köklerinde 4 gelmediğini gördüğüm için kararı verdim gitti. Şimdi payda köklerine geldik. 5 eksi x kareyi 0 eşitledik. Bunu kök 5 eksi x kök 5 artı x diye çarpanlarına ayırırız. 2 kare farkı. Burada hep 4, 9 gibi 2-x, 2-x, 3-x, 3-x gibi ayrılma şeylerine alışmayın. Yani buraya 5 geldi. Ya 5 neyin karesi? Ya kök 5'in karesi deyip hızlıca yapabilecek donanım, donanım bulunsun sizde. İlla tam sayılardan ibaret bir dünyanız olmasın. Keseli sayılar da var, köklüler de var. Ondalıklı sayılar var, karmaşık sayılar var, bir ton şey var. Tabii ki eşitsizlik çözerken karmaşık sayılar bizim dünyamızın içinde değildir. Reel sayılarda çözüm yapılır eşitsizlikler çözülürken. Burada x eşittir kök 5 kökümüzün birisi, x eşittir eksi kök 5 kökümüzün diğeri. Ve bunların ikisinden de birer tane var. Çünkü bunun dışında herhangi birisi yok. Bu tek katlı kök, bu da tek katlı kök. Tabloyu yapabiliriz artık. En küçük kökümüz 3 tane kök bulduk. Eksi kök 5, kök 5, 4. Eksi kök 5, bu payda kökü olduğu için buna çift çizgi koyacağız. Buna koyduğumuz yuvarlağın içini yanlışlıkla taramamızı engelleyecek. Çift çizgi olanın içini asla taranmayacak. Çözüm kümesinde asla bulunmayacak. Sonra kök 5 gelir. Kök 5 4'ten daha küçüktür. Sonra 4 gelecek. Bunu nereden alırız? 4'ü köklü içine sokarsanız kök 16. Kök 16 da kök 5'ten daha büyüktür. Bu pay kökü. Şimdi yuvarlaklarını koyalım. Hepsi tek katlı kök. Birer tane yuvarlak. Her bölge işareti yan bölgeden farklı olacak şekilde ilerleyecek. Şimdi buradan bir sayı seçelim. 4'ün sağından 5. Beş. 5'i götürüp koydum. Pozitif yukarısı. Bu zaten daima pozitifti. İster onu katın ister 60 şekilde devam edin. Buradan 5 aldık. 5'i aşağıya koyarsak 5 eksi 25 aşağısı eksi etti. Artı bölü eksiden sonuç eksi etti. Buradan seçip koyduğumuz sayı bu eşitsizliğin sonucunu eksi yaptı. Bu ifadenin sonucunu eksi yaptı. Eksiyle başlıyoruz. Burası artı. Burası eksi. Burası artı. Tabii ben bir şeyi unuttum. Yuvarlakların içerisini karalama kısmını. Burada dahiliyet olduğu için yuvarlakların içleri karalanacak. Ama payda kökleri asla karalanamaz. Sadece bunun içi karalı olacak. Bu kendi sıralamanızı Oluşturun ve o sıralamaya ait düzgün bir şekilde her zaman ilerleyin. Yani bunların içlerini karalayıp karalamama bir aşamanız olsun. Hep aynı sıralamayla çözün. Şimdi karambola gidiyorum. O yüzden böyle sonuçlar üretebiliyorum. Hem de konuştuğum için sürekli unutabiliyorum. Bunu belirledik. Biz neyi arıyoruz? Bunun sonucunun sıfırdan büyük olduğu yerleri. Yani bunun pozitif olduğu yerleri arıyoruz. Buralar. Yazalım çözüm kümesini. Eksi sonsuzdan eksi kök 5'e kadar dahil değil hiçbiri. Birleşim kök 5'ten 4'e kadar 4 dahil. Bu şekilde bu eşitsizliğimizin de çözümüne ulaştık. Bu sorumuzu burada noktalıyoruz.